Efendim selamlar. O 5 tane başlığımızı bugün de kenara bıraktık ve hemen kar haberleriyle başlıyoruz. Marmara'ya kar geliyor, Ege'ye kar geliyor, hatta İzmir'e, Antalya'ya bile kar geliyor. İç Anadolu'ya, Karadeniz'e kar geliyor. Ben başlıkları aslında burada arada bir sıralamış da oluyorum. Dondurucu bir soğuk var. Bakın bu konuda ciddi tedbir alınması gerekiyor. İstanbul'un alacağı, Karadeniz'in alacağı, Ege'nin alacağı kardan daha önemli bu. Nedir? Önümüzdeki hafta yani ayın 24-25'inden Şubat'ın ilk günlerine kadar olan bir haftalık dönemde Marmara'nın güneyinde, Ege'de, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, iç kesimlerde, Doğu Anadolu'da gündüz -5-6'lar, gece -15 derece, birçok noktada -15 derecenin altında soğuklar olacak. Bu soğuklar hiç olmuyor mu? Oluyor. Ama 7 gün 8 gün üst üste olması ciddi problemleri, her alanda, her sahada problemleri beraberinde getirir yani. 1. Enerji, 2. tarım, 3. Ürünlerin taşınması, 4. donma vakaları, 5. Ulaşım, birçok noktada hava ulaşımı da. Yani dolayısıyla ciddi bir soğuktan ve olabilen ama uzun süreli olmasının sıra dışı olduğu bir durum içerisinde olacağız. Buna lütfen dikkat diyoruz. İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in, Marmara'nın güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri bu dondurucu soğuk etkisinde olacak. Önümüzdeki salıdan ayın başına kadar olan dönemde, hatta iç bölgelerde Şubat'ın ilk günlerini de kapsıyor. Şimdi birçok kişi İstanbul'daki, işte başkentteki, Samsun'daki, Ege'deki, İzmir'deki kar yağışını merak ediyor. Güneydoğu Gaziantep'e kar gelecek. Gaziantep diyor ki yine aynı bir kar mı geliyor diye. Dolayısıyla şimdi hepsine bakacağız. Önce İstanbul'la başlayalım istiyorsanız. İstanbul'da kar haritamız efendim karşınızda. Bakın tam karın başladığı nokta, daha doğrusu şehre girdiği noktayı yakalayalım ve duralım. Nerede? Saat 15'i gösteriyor burada ama o 15 Greenwich. Dolayısıyla biz üzerine 3 saat ekleyeceğiz. 16, 17, 18. Yani aslında 5-6 suları itibariyle kar yağışları, 4 suları itibariyle Avrupa'da, 5-6 suları itibariyle de her iki yakada başlamış ve etkinleşmeye başlamış olacak. Gece ilerlerken bakın ağır ağır ilerliyoruz ve kar örtüsü yapacak kadar bir şeye geliyor. Miktara geliyor. Arkasından gece kar kesmeye başlıyor. Cumartesi sabah saatleri de dahil olmak üzere. Anadolu yakasında 1 ile 9 santim aralığında, hani kıyıya yakın kesimlerde 1-2 santimlerde, hatta bazı yerlerde yalnızca kar yağışı ama çoğunlukla kıyı kesimlerde bir kar örtüsü görebileceğiz. İç kesimlerde işte Çekmeköy, Sancaktepe hep bahsediyoruz. Yani işte Beykoz çevreleri, Ümraniye dolayları, Şile çevreleri burada 8-9-10 santime kadar kar kalınlığı çıkabilecek. Avrupa yakasında 1-4 santim, 5 santim aralığında görünüyor. Deniz etkisi yok mu? Deniz etkisi saatler seviyesinde var. Arada böyle bir dalga yapıp gidebilecek gibi görünüyor cumartesi için. Dolayısıyla bu göreceğimiz kar sistemle beraber gelecek kar ağırlıkla. Şimdi bu kadar mıydı beklediğimiz? Şimdi bir gün için cumartesi öğle saatlerine kadar olan beklenen bu. Cumartesi gündüz yağış mola veriyor. Bir başlıyor, kesiyor, duruyor, başlıyor falan böyle gidiyor. Yani kar örtüsüne ciddi bir katkı yapmıyor ama soğuk devam ediyor. Gelen yağış yere kar olarak iniyor. Arkasından cumartesi gece ve pazar günü ve pazartesi kar tekrar etkinleşiyor. Bu örtünün üzerine biraz daha ekleyecek. Yani salıya kadar İstanbul'da birçok nokta beyaz örtüyle kaplanmış. Bazı merkezlerde 10 santimin üzerine çıkmış olacak. Hatta pazar pazartesi beklenen kar şu anki görünen etkinliğinde olursa Anadolu yakasında birçok noktada 15-20 santim aralığına bile kar kalınlığı ulaşabilir. Bunu dedikten sonra birçok kişi muhakkak biliyorum yazacak. Burada 25 santimi de buldu, 27 santimi de buldu diye bulabilir. Ama bu ortalamadır bu verdiğimiz. Çünkü bir yerde 10 santim olur, bir yerde 20 santim olur. Arada işte 15 santimler civarında. Yani pazar pazartesi de cuma akşamından gelen karın erimemesi, tamamen kaybolmaması haliyle bu durumdan bahsediyoruz. O nedenle şimdiden bu salıya kadar olan dönemin kar birikimine çok fazla veremiyoruz. Modellerin verdiği de tutarlı olmayabilir. Daha doğrusu tutarlı olmaz. Neden? Ne kadar eriyeceğini hesaba katmıyoruz. Dolayısıyla olan karın üzerine net gelirse gördüğümüz gibi evet o zaman 20 santim bulan yerler olabilir. Hatta üzerine de çıkabilir. Ama önceki karın eriyip erimemesine bağlı.
deniz etkisinin beklediğimizin üzerinde ya da altında olmasına bağlı olarak bu daha yukarıya çıkabilir, daha aşağıya inebilir. Ama öyle 86 karı, 2004'te gördüğümüz kar falan böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama bu yılın en etkin, en kuvvetli ve hani kuvvetli kelimesi de tanımlamak için biraz zor. Yani kuvvetli deyince şehir bitecek, kilitlenecek diye düşünüyoruz. Ama o kadar kuvvetli değil dediğimizde de hiç olmayacak gibi algılıyoruz. Ya da hiç beyaz örtü olmayacak gibi. Çünkü hepsini yaşıyoruz ya. Dolayısıyla ben bunu şey olarak tanımlıyorum. Etkin, hayatı İstanbul'da etkileyebilecek seviyede bir kar görüntüsü var. Pazar, pazartesi günkü kar beklediğimiz seviyede olursa bu. Bunun üzerine çıkarsa o zaman tablo değişebilir. Bunun detayını konuşacağız. Bu İstanbul. Marmara'da şöyle bir dönelim bir de. Türkiye haritamıza geçelim. Bakın gelelim ayın 21'i öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kar başlıyor. Bakın Marmara'nın güneyinde daha mavi alanlar görüyoruz. Bursa'nın güneyinde, İznik, Bilecik dolaylarında. Sonra İç Ege'ye yayılıyor. Orta Batı Karadeniz'e yağış yayılıyor ve devam ediyor. İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'de, Samsun'da biraz kuvvetleniyordu ayın 22'sinde, cumartesi günü. Ondan sonra pazara kadar, Doğu Karadeniz'e kadar bu yağışlar, kar yağışları uzanmış olacak. Burada bir bilgi, bir cumartesi İzmir dolaylarında gün ortalarına doğru şöyle bir karla karışık yağmur, kar, sonra tekrar karla karışık yağmura yağış dönebilir. Pazartesi için İzmir'de kar olasılığı var. Pazartesi, salı için takipteyiz. Antalya merkeze yakın alanda da bir kar görme ihtimalimiz ortaya çıkabilir. Geçenlerde de bahsediyorduk. Bu soğuğun bu kadar kuvvetli gelmesinin nedeni bir blokaj. O blokaj Azor Adaları'nda gelişen yüksek basıncın büyüyerek İskandinav Yarımadası'na kadar gelip böyle Avrupa'nın doğusuna doğru dönmesi. Kuzeyden gelen kutup soğuklarını böyle kontrol altında tutuyor. Rahat rahat aşağıya inmesini, orta enlemleri inmesini sağlıyor. Rahat aşağıya inince de dünyanın dönüşüyle şöyle doğuya doğru geliyor. Çok aşağı indiği için bizde güney bölgeleri de etkileyecek şekilde doğuya ilerliyor. Normalde nasıldır? İşte gelir Alplere kadar, Balkanları dolaşır, bize gelir. O nedenle İzmir falan çok kar göremez. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, o da rakım farkından dolayı kar alır gider. Ama bu sefer soğuk Avrupa'nın batısından tutuluyor. Yani yol veriliyor. Buyur aşağı in diyor. Aşağı Yunanistan'ın güneyine kadar soğuklar indiği için oradan dönüp doğuya gidince tabii Antalya'yı, Akdeniz'i komple kapsıyor. Yani Mersin dolaylarında da karla karışık yağmur, kar yağışları görebileceğiz. Hele yükseklerinde, Adana'da görebileceğiz. Güneydoğu tekrar kar alacak. Şimdi tekrar bir gelelim. Güneydoğu'dan bahsedelim. Gaziantep, Kilis çevrelerine geliyor hafta sonunda kar yağışları. Oradan Malatya, Elazığ çevrelerine dayanıp ardından Doğu Anadolu'nun büyük kısmını bu kar yağışları kapsayacak. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. O bahsettiğim ayın 24-25'inden Şubat'ın ilk günlerine kadar olan bir haftalık dönemdeki dondurucu soğuklar. Bakın sıcaklıklar Marmara'nın güneyinde, İç Ege'de, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, iç kesimlerinde, Bolu dolaylarında, Doğu Anadolu'da gündüz -5-6. Doğu Anadolu zaten -5-6'ları bugünlerde de görüyor. İç Anadolu, İç Ege, Batı Karadeniz, Marmara'nın güneyi için söylüyorum. Akdeniz'in iç kesimleri için de söylüyorum. Gündüz -5-6'lar, gece -15-17 dereceler. Hele gece -15-17-18 derecelere indiğinde ayazlı günlerde gündüz sıcaklık -5 dereceleri de göremiyor. Yani sıcaklık yükseliyor yükseliyor, güneş tepeye geliyor, sıcaklık tırmanmasına rağmen gün ortalarına geçti. Hala sıcaklık -10-12'lerde. Tekrar kafayı aşağı veriyor. Dolayısıyla bu dönemde bir donma vakalarına lütfen dikkat. İkincisi üreticiler, ürünlerin korunması. Üçüncüsü yani bu kadar uzun süre nasıl korunacak? Hem yerel yöneticilere hem karar verici herkese, üreticilere, vatandaşlara, herkese duyuruyoruz. Uzun süreli böyle soğuklar hep oluyor ama bu kadar uzun süre üst üste olması sıkıntı ve bu dönemin büyük kısmında 24-25'inden itibaren yurdun büyük kısmında da yağışlar az olacak. Dolayısıyla kar yağışları gelse de ara ara kuvvetlenip kesecek, sonra daha çok parçalı ve çok bulutlu, sisli puslu geçecek. Yüksek basınç olacak bu dönemde, havada kirli olacak. Tabii sobalar da yanacak, kaloriferler yanacak, havada hareket azalacak. Buz gibi olduğu için daha fazla yakılacak, havaya daha fazla kirletici yayılacak. Havalar da biraz kirli olacak. Astım hastaları başta olmak üzere herkese bu dönemde ekstra maske kullanılması gerekiyor. Hatırlatmasını yapıyoruz.
Efendim durumumuz böyle. Kar üzerine ayırdık. Zaten başka da bir şey yok. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Yarın akşam yeni videomuz olacak. Gece de karla beraber bir canlı bağlantı yaparız beraber. YouTube üzerinden beraberce. Efendim kendinize çok dikkat edin. Hemen geçelim önümüzdeki birkaç güne bakalım. Arkasından da simülasyonlarımız karşınızda. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Görüşürüz. Hoşçakalın.